Tüm buradan Azeri kardeşlerimize, Azerbaycan halkına sevgilerimizi yollayalım. Neyi onların? Hamınızı öpürüz. Hamınızı öpürün. Hamınızı. Peki. Türk Kızılay tarafından, Türk Kızılay tarafından efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve Kızılay haftasına özel kısa bir film hazırlanmış. Filmde Trablusgarp Savaşı döneminde binbaşı olan ve yaralanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hilali Ahmer Hastanesi'ndeki tedavisi canlandırılmış. Hep beraber izliyoruz. Çok güzel olmuş, çok duygusal ve çok anlamlı olmuş bu kısa film. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da bir açıklama yapmış bununla ilgili. Evet, şimdi Türk Kızılay Haftası ile Cumhuriyet Bayramımızın aynı güne denk gelmesinin coşkusunu tabii ki yaşıyorlar. 29-24 Kasım arasında kutluyoruz Kızılay Haftası'nı. Hani okullarda da kutlardık ya, Kızılay Haftası, Yeşilay Haftası falan. Onu da o güne denk getirmeleri ve şu anda buralar seyyar hastaneler. Biliyor musun, ben ilkokulda bir okulda okudum ve orası Kurtuluş Savaşı döneminde hastaneymiş. Ve ondan sonra evrilmiş bir okul olmuş. Ben hep her okula gittiğimde tüylerim diken diken olurdu. Ki burası bakın seyyar. O kadar olasılıkların az olduğu ve ihtimal, yani yaşama ihtimali o kadar az olduğu yerler ki. O yüzden Türk Kızılay'ına tabii ki bu zamana kadarki fedakarlığından dolayı teşekkür ediyoruz. Onların da haftası kutlu olsun bu arada. Muazzam bir kısa film olmuş. Evet, çok güzel olmuş. Evet. Ya ben 29 Ekim'de yapılan filmler, kısa filmler, reklamlar o kadar böyle bir çok güzel reklamlar. Yani o kadar duygusal ve o kadar güzel oluyor ki o bankaların reklamları. Şimdi kim bilir neler izleyeceğiz bugün. Onlar aklıma geliyor da. Evet, dün başladılar Ece. Mesela çok ciddi aileler, biliyorsun artık hani hangi aileler. Böyle Koçlar, Sabancılar. Sabancılar, Koçlar. Çok güzel reklamlar yapmışlar. Dün gece itibariyle verdiler, izledik. Yani çok keyifli oluyor. Tabii bunlar anımsanması gereken ve hiç unutmamamız gereken günler. Tabii bu filmleri de görünce diyorsunuz ki yani ayak bastığımız topraklarda neler neler yaşandı diyorsunuz. Kimler canını verdi? Şehitlerimiz var, gazilerimiz var, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderleri vardı. Tekrar tekrar saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz efendim. Ve evet, geçiyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Kardeş Azerbaycan. Kardeş Azerbaycan şirketi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun adıyla bir kısa film yayınlamış. Onu da bir izleyelim. Ay, tüylerim diken diken oldu. Benim de tüylerim diken diken oldu. Bütün buradan Azeri kardeşlerimize, Azerbaycan halkına sevgilerimizi yollayalım. Neyi onların? Hamınızı öpürüz. Hamınızı öpürün. Hamınızı öpüyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bu kadar yalnızlaştırılmış, bu kadar ötekileştirilmiş, bu kadar yalnız bırakılmış bir millet olarak gururla söylüyoruz ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Biz evet ikiyiz ama biriz. İki farklı ülke gibi alınsak da bir milletiz. O yüzden söyleyeceğimiz şeyler bizim bu halde şu an barış operasyonu devam ederken çok önemli. Evet. O yüzden bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Melike izleyicimiz diyor ki günaydın, kısa filmleri izleyip tüyleri diken diken olmayan yoktur sanırım. İnşallah yoktur Melike. Buralara kolay kolay gelinmedi diyor. Ondan sonra bakıyorum Gülsüm Mercan nereden nereye geldik diyor. Çanakkale'yi dedelerimiz kanıyla ödedi diyor. Evet. Herkes çok güzel. Çok bayram güzel mesajlar var. Çok güzel mesajlar geliyor. Zaten ben o tüyleri diken diken olmayanları anlamıyorum. Onların içerisindeki vatan sevgisinde sıkıntı var. Çok şükür çevremde yok. Evet, herkes ne kadar güzel. Duygusal bir şekilde izliyor. Orada burun sızlamıyorsa sıkıntı var demektir. O sıkıntıyı işte ne yapacaklar? Ülke Kasim değiştirerek, memleket değiştirerek. Evet. Biz faydalar olacak en azından, değil mi? İnşallah, inşallah. Mutluluk vermiyorsan gideceksin. Yani mutlu olmuyorsan bu görüntülerden, tarihinden, geçmişinden gurur duymuyorsan, etkilenmiyorsan sıkıntı sende demektir. Peki Cumhurbaşkanımız da tabii ki bayram nedeniyle, Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle bir mesaj paylaştı. Onu da veriyoruz. Aziz milletim, ülkemizin 81 vilayetiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100. yıl dönümünü kutlayacağımız
Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimiyle tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29 Ekim mesajı böyleydi efendim diyoruz.